Evet efendim hepinize merhabalar. Ders niteliğinde bir videoyla sizlerle beraberim. Şimdi bugün piyasada orijinalinden çok çakmasıyla gündeme gelen AirPods'un çakmasının, 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 çakmasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videolarımın birinde de söylemiş olduğum gibi AirPods'un çakmalarına bir bakacağız dedim. Bugün en ucuzundan başlayacağız arkadaşlar. Fakat yani piyasada AirPods'un öyle çakmaları var ki Hani orijinaliyle yan yana koysanız kesinlikle ayırt edemeyeceğiniz kadar kaliteli çakmaları var. Kulaklığın kendisini geçtim adamlar kutusuna kadar bakın bire bir aynısını yapıyorlar. Hani ben piyasada bu kadar çakması yayılan başka bir ürün hatırlamıyorum arkadaşlar. Böyle değişik değişik atlarda binlerce çakma var. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz çakma AirPods'un fiyatı AliExpress'ten alırsanız 20 lira civarında gördüm. Türkiye'den 35 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat kargo ücreti dahil değil sanırım. Yani bulabildiğim en ucuz fiyatı söylüyorum size. Ben arkadaşlar yaklaşık 35 liraya aldım. 5 lirada bir kargo ücreti vardı. 40 liraya geldi bana ürün. Şimdi bugün bu ürünü gerçekten objektif bir şekilde yorumlayacağız arkadaşlar. Hiçbir şekilde ön yargılı değilim. 20-30 liraya tam kablosuz bir kulaklık alınır mı? Özellikle AirPods çakması ve Çin'in hangi ücra semtinde üretildiği bilinmeyen bir kulaklıktan bahsediyoruz. Ürünümüzün kutusu burada. Gördüğünüz gibi yani bulabileceğiniz en çakma kutu içinde bir şey sallanıyor ama kulaklık mı artık hıyar mı ne oldu ben de bilmiyorum birazdan bakacağız. Otomatik olarak Çakmanın çakması bir AirPods aldığınızı belli eden bir kutuya sahip kendisi. Şimdi hiç sözü uzatmayalım arkadaşlar, açalım. Şuradan. Evet, güzel bir şekilde açtık. Hazır mısınız arkadaşlar? Umarım hıyar çıkmaz. Evet. Arkadaşlar şurayı elimle sansürlüyorum. Çünkü üzerinde firma adı yazıyor. Yani bu videoda herhangi bir firma adını belirtmek istemiyorum. Şöyle tersten açalım ki bir kağıt yapıştırmışlar. Bu kağıtta arkadaşlar firma adı yazıyor. Bunu dediğim gibi göstermiyorum. Şimdi şöyle bir kağıt geldi. Bunun da arkasında firma adı yazıyor. Firmanın ismini yırttım. Bakın burada kulaklık eşleştirme diye bir kağıt yollamışlar. Sanırım bu kulaklıklar ayrı ayrı çalışıyor ve bunları Birbirleriyle eşleştirmeniz gerekiyor. Güzel. Bakalım. Ve şu anda gerçekten şaşkınlık içindeyim. Yani açıkçası kutu çıkacağını beklemiyordum. Çünkü genellikle bu tarz ucuz bir üründe kutsuz bir şekilde gönderim yapıyorlar. Kutusu da güzel duruyor. Yani ne yalan söyleyeyim. Hani ürün 35 lira olduğunu göz önünde bulundurursak kutu gerçekten güzel gözüküyor. Bu arada başlığa 20 lira falan yazmış olabilirim arkadaşlar. Dediğim gibi AliExpress ürün daha ucuz olduğu için başlığa ucuz fiyat yazabilirim. Yani videoda 35 lira diyor. Niye başlığa 20 lira yazdı falan gibisinden aklına soru takılan arkadaşlar varsa cevabını vermiş olalım. Kutu tasarımı dediğim gibi beni şaşırttı. Gerçekten güzel fakat bir dedektif edasıyla bir şey yakaladım arkadaşlar burada. Bu kutu daha önceden açılmış. Bunu nereden anladım? Kutu bu şekilde düz olmasına rağmen arkasını arkadaşlar çevirdiğim zaman gördünüz mü? Ters bir şekilde duruyor. Yani bunu daha önceden anladığım kadarıyla birisi açmış yanlış yöne doğru tekrardan kapatmış arkadaşlar. Bunu da bir dipnot olarak geçiyorum. Özellikle bu ürünün saydam kapaklı olan modeli de vardı. Bembeyaz kapaklı olan modeli de vardı. Ben Beyaz kapaklı olanı sipariş ettim diye bir dipnot düşüyorum kutuyu açmadan. Çünkü doğru ürünü göndereceklerinden şüpheliyim. Açalım. Ben bu kutuları niye açamıyorum? Şöyle açtık ve evet. Korktuğum şey başıma geldi. Saydam kutulu olanı yollamışlar. Bakın arkadaşlar resimde görüyor musunuz? Bu üst kısmının da beyaz olanını istemiştim. Özellikle beyaz olanını üstüne vura vura istememe rağmen saydam olan versiyonunu yollamışlar. Neden beyaz olanı istedim? Bunu da söyleyeyim. Çünkü AliExpress'te 20 liraya satılan model tamamen bembeyazdı. Hani ben Türkiye'den aldım. Videoyu daha hızlı çekebilmek için. Çünkü AliExpress'ten gelmesi 30 gün sürüyor. Hani AliExpress'teki modelle aynı olsun ki 20 liralık modelin de tipini bir görmüş oluruz dedim. Gene gitmişler saydam modelini yollamışlar. Neyse kutumuzu şuradan açalım. Bakalım altında şarj aleti çıktı. Evet. <laughs> yani bunu da beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü Xiaomi Redmi Airdots'ta şarj kablosu çıkmamıştı. Evet, Çince ne olduğu belirsiz bir kullanım kılavuzumuz var ama arkada aynı şekilde İngilizce versiyonu da var. Kutuda da beyaz modeli yazıyor. Dediğim gibi arkadaşlar, büyük ihtimalle ürünü yollayan firma kutuyu açıp beyazını çıkarıp bunu koymuşlar. Nedenini bilmiyorum. Şimdi kulaklığımız burada. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Oldukça kirli. Daha önceden açıldığı çok belli arkadaşlar bunun. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama küçük bir kıl var arkadaşlar burada. Ya dedektif edasındayım yemin ediyorum ya. Yani bunun ürünün kapağı da açılmış arkadaşlar. Umarım kullanılmış ürün değildir. Şimdi kapak oldukça zor açılıyor onu söyleyebilirim başlangıç için. Yani hayatımda gördüğüm en zor açılan kapak bakın böyle mıknatıslı olmadığı için yani bunu mesela bir ortamda diyelim ki açıp bir müzik dinleyeceksiniz. Zaten bunu açana kadar arkadaşlar müzik dinleme hevesiniz kaçar. Arkadaşlar ben bunu açamıyorum. Evet, açtık. Bir daha da kapatmayacağım. Yani kapak arkadaşlar çok kalitesi zaten direkt kendini belli ediyor. Sanki şöyle hızlı çekseniz kırılacakmış gibi diyecekken zaten kırıldı. Yok kırılmadı aslında. Sanırım bunu bu şekilde taka biliyorsunuz diyeceğim. Nasıl takıyoruz ya? Evet geri taktık. Şu kapaktan bir kurtulsaydık arkadaşlar ürünü. Arkadaşlar ciddi ciddi sıkıştık. Kapağı açılmıyor bunun ya. ürünü inceleyemeden parçalayacağız gibi. Benim başıma geliyor böyle şeyler ya. Tamam, çıkardık. Ne kapakmış. Arkadaş hiç kapak koymasaydınız daha iyiydi ya. Yani kapağını açana kadar zaten 10 dakika geçti arkadaşlar. Şimdi kulaklığımızı çıkaralım. Evet. Bu arada kulaklık da çok sert ya. Bak. Yani çok sert çıkıyor arkadaşlar. Sesi duyuyor musunuz? İçinde bir şey sallanıyor bunun. Ne olduğuna bakacağız birazdan. Bir kulaklıklarımıza bakalım. Hani AirPods'a benziyor. Benzemiyor değil fakat yani çok büyük bu yani sanki devler için üretilmiş gibi. Gerçekten bayağı büyük. Sağlam durdu gibi ya. Hani dediğim gibi ürünü hep gömmeyeceğim. Objektif bir şekilde inceleyeceğiz. Yani kulağınızdan düşmez gibi arkadaşlar ama biraz fazla büyük. Ben size yani AirPods'a da açıkçası bunun hani şöyle taktığınız zaman eğer ki onun için alacaksanız bunun AirPods olmadığı çok açık ve net bir şekilde belli oluyor. Üzerinde bir düğme var. E, orijinal da yok bildiğiniz gibi. Şöyle düğmeye basıyoruz. Evet, çalıştı bakın. Mavi bir ışık yanıyor. Mavi kırmızı ışıklar yanıyor hatta. Şimdi bu iki kulaklı sanırım önce birbirine eşleştirmemiz gerekiyor. Şöyle bir kağıdımıza bakalım nasıl eşleştiriyormuşuz. Telefonunuzun Bluetooth özelliğini kapatın. Her iki kulaklığın düğmesini aktif hale getirmek için 3-5 saniye arası basılı tutun ve bırakın. Şimdi önce iki kulaklığın düğmesine 3-5 saniye arası basılı tutuyoruz arkadaşlar. Tamam ikisi de aktif hale geldi. Sağ kulaklığa 3 ila 5 saniye arası iki kere basın ve bırakın. Size neden bu kulaklığı almamanız gerektiğini anlatacağım. Çünkü büyük ihtimalle bunun bataryası kulağınızın dibinde. Eğer bir patlarsa kulak mulak kalmaz arkadaşlar. O yüzden sizlerle beraber bakacağız birazdan. Şimdi bir telefonuma bağlayıp ses kalitesine bakmak istiyorum. Şöyle Bluetooth'a girdim ve bağlandım. Şu anda iki kulaklığı da bağladım. Şimdi takıyorum. Bir müzik açacağım deneme amaçlı. Evet, iki kulaklıktan da ses geliyor şu an. Yani ses kalitesi için şunu söyleyebilirim. Bakın tamamen ön yargısız bir şekilde konuşuyorum ve hiçbir abartma yapmıyorum. Çok kötü. O kadar kötü ki arkadaşlar ses kalitesi. Bununla kesinlikle yani müzik dinleyemezsiniz. Müzik zevki sıfır arkadaşlar. Bas sıfır hiçbir şey yok ya. Ses kalitesi sıfır arkadaşlar. Çok kötü. Kulağınızdan düşmez gibi arkadaşlar. Düşürüp duruyorum ya. Çok çirkin bir dip ses var. Şimdi arkadaşlar son ses yapıyorum. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Bakın bu son ses. Hiç dinleme yani gerek bile yok. Ses kalitesi gerçekten nezalet. Şimdi bir ses gecikmesini denemek istiyorum. Oo. Ses gecikmesi olarak video izlerken ses resmen bir saniye gecikiyor arkadaşlar. Yani ağızla ses hiç uyuşmuyor. Kesinlikle bakın. Müzik dinleyemezsiniz. Film izleyemezsiniz, video izleyemezsiniz. Oyun oynamayı hiç beklemeyin. Yani hiç arkadaşlar kesinlikle çok kalitesiz bir kulaklık. Tabii ki bakın fiyatına baktığım zaman Euro Grup doğru konuşmak lazım. 20 liralık fiyatına göre gerçekten ben okeyim bu ses kalitesine. Yani hiç olmazsa diyorum. Belki podcast dinleyebilirsiniz. Veya ne bileyim hani zorlasan diyelim ki müzik de dinledin. Çünkü 20 lira arkadaşlar yani şu kulaklığın maliyeti kaç liradır siz düşünün. Adamlar gerçekten yani yapmış. Bir şey demiyorum bu fiyata. Ama baktığımız zaman işler tam olarak böyle gitmiyor maalesef. Çünkü bu kulaklığın içinde her birinde daha doğrusu 2 adet batarya var. Bu dediklerim size çok klasik hani Tüm youtuberlar söylüyor gibisinden gelebilir fakat Bunlar Çin'in hangi fabrikasında kim tarafından nasıl üretildiği belli olmayan kulaklıklar Ve bu kulaklık olur mu olur arkadaşlar Kulağınızda eğer ki patlarsa bataryası Hiç karşınızda hiçbir muhatap bulamazsınız Size öyle söyleyeyim Hani bakın patlar demiyorum patlarsa diyorum sebebi de şu Şu anda baktığımız zaman dünyaca ünlü markaların bile Bataryaları bazen patlıyor. Örneğin arkadaşlar çok yakın zamanda yaşanan bir olayda bir akıllı saat firmasının arkadaşlar e, saati patlıyor birisinin kolunda. Gerçekten gündeme düşüyor bakın Türkiye'ye kadar haber bile olmuş. Firma adamdan özür diliyor davalar açılıyor falan filan. Fakat bu kulaklıkta siz öyle bir problemle karşılaştığınız zaman karşınızda herhangi bir muhatap olmadığı için ortada kalırsınız. Yani 30 liraya kulaklık alalım, kar edelim derken kulağınızdan olmayın diye diyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar ben illa patlar demiyorum. Olur mu? Olabilir. Şimdi birazdan zaten bunların bataryalarının testini yapacağız. Fakat benim size önerim yani hiç olmazsa bilindik bir markanın en ucuz modelini alın. Yine de bunlardan iyidir. Çünkü hiç olmazsa gönül rahatlığıyla kullanırsınız arkadaşlar. Atıyorum Xiaomi'nin AirDots'unu inceledik. O kulaklıkla ilgili herhangi bir problem yaşarsanız Xiaomi'nin yani firmanın ne olduğu belli, markası belli. Gidip direkt tazminat davanızı açabilirsiniz. Veya ne bileyim gündeme düşer falan filan. Hani bir güvenceniz olur. Ve arkadaşlar bunun içinde de bir batarya var. Bakın nasıl sallanıyor görüyor musunuz? Önce şunun içine bir bakmak istiyorum ben. Şunu koyacağım ki masaya zarar gelmesin. Şimdi bakın önce bunların size çalışma mantığını göstermek istiyorum. Mıknatıslı falan değil. Yani bunu bu şekilde bastırıyorsunuz ve bunun içeride şarj yerine direkt giriyor arkadaşlar. Burası delik. Bunu bu şekilde bastırarak takıyorsunuz. 65 mA 950 mA yazmışlar kutuya. Yani anladığım kadarıyla şu kutunun içindeki batarya 950. Bunlarınki de 65. Şimdi birazdan öğreneceğiz. Evet, bakın bataryaya vurmak istemiyordum. Gördünüz mü? Bataryamız burada. Bu batarya işi gerçekten şakaya gelmez. Gördüğünüz gibi ne olduğu belirsiz bir bataryamız var ve şunu hemen bir çıkaracağım. Gördünüz mü? Sözde 950 miliamperlik bataryamız. Yani gerçekten arkadaşlar çok riskli şeyler bunlar. Hani buna şuradan vurduğum gibi uçabiliriz o yüzden şunu bir çekeceğim. Bakın, içinde de ufak bir sistemimiz var. Şimdi bu kulaklıklar nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Bakın. Bunu buraya geçiriyorsunuz. Çalışma mantığı tamamen bu şekilde. Hani baya büyük bir kutu ve kutu tamamen pos arkadaşlar. İçinden şu iki şey çıkıyor. Ve batarya bana hiç güven vermedi. Şimdi bir de kulaklıklarımıza bakmak istiyorum. Şimdi bu kulaklık mevzusu da çok önemli. Çünkü bir bilgi vereyim orijinal AirPods'lardan batarya şu kısımda oluyor. Yani olur da batarya ile ilgili bir sıkıntı yaşasanız dahi batarya kulağınızın dışında arkadaşlar. Şimdi bir de bu kulaklığa bakalım bataryası neredeymiş diye. Şöyle. Bakın tek vuruşta çıkardım. Gördünüz mü? Kulağınızın içinde arkadaşlar. Direkt burada bataryamız bu. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Resmen mini bomba gibi kulağınızın içine sokuyorsunuz bunu. Hani kesin patlar falan diye bir şey demiyorum. Olur da olursa çok riskli olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Çünkü kulaklık çok ucuz yani. Bundan hangi güvenlik testinden geçmişti sizce bu atarya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir kere vursam mı acaba ya? Bayağı riskli olacak ama. Şöyle ufaktan bir çekişle dokundum ve pis pis kokular yayılmaya başladı. Bununla çok uğraşmıyorum dediğim gibi patlamasa bile o kokudan şimdi videonun devamını çekemem. Bakın şöyle kulaklığın geri kalanını göstereyim. Tamamen sesin geldiği yer burası. Şu gördüğünüz gibi gayet kalitesiz. İçine bir bakalım. ...şuradan çıkartalım. Evet. Bu mikrofon olabilir. Kulaklığımızın... ...içi tamamen bu şekilde. Yani arkadaşlar gayet kalitesiz. Eğer dediğim gibi... ...alacaksanız kesinlikle... ...güvenilir firmalardan alın. Bakın zaten... ...şurası çekişle vurmasam bile... ...direkt... ...elle çıkıyor arkadaşlar. Yani direkt... ...elle... Çıkan bir şey zaten. Özellikle o küçük bataryanın direkt kulağın içine girdiğini görünce şüphem vardı. Şimdi kesinlikle önermiyorum. Her yeri de dağıttık bu arada. Bu videoyu biraz da e, bilmeyen arkadaşları bilgilendirmek amaçlı çekiyorum. Yani şu ne kadar küçük de olsa arkadaşlar bu işin şakası yok. Çünkü bu direk. Kulağınızın içine gidiyor mesela benim önerim Eğer illa alacaksanız bakın Redmi AirDots yani üzerine biraz daha para koyun arkadaşlar veya piyasada QCY modelleri var İşte Blitzwolf modelleri var yani birçok güzel modeller var Hiç olmazsa şunları Gönül rahatlığıyla kullanırsınız Belli bir marka bunlar belli testlerden geçiriliyor arkadaşlar Hani şu batarya ne kadar testten geçirilmiş olabilir ki? Siz düşünün diyorum. Ve videomuzun da sonuna geliyorum. Ne diyorsunuz? Pahalı AirPods çakmalarını da alıp onların da böyle içine bakalım mı? Hani şöyle bir güvenlik testi falan yapalım mı arkadaşlar? Lütfen yorumlar kısmına fikirlerinizi yazın. Evet videomuzu da burada bitirin. Bay bay.